Cem Yılmaz, 24. Güvercin yemi satıcısı. Biraz çekilin, biraz çekilin. Çoğu zaman telefonun sesi kuşların sesine karıştığı için açmaktan gecikiyordum. Çaldığını bile fark etmiyordum. Çok şükür titreşimli Panasonic G600 var. Kardeş, kuşlara basmayalım. Panasonic G600. O apayrı. Cem Yılmaz, 24. En Genç İş Adamları Derneği Başkanı. Panasonic G600 hayatımızı değiştirdi ya. Eşime ve çocuğuma da birer tane aldım. Siz de almaz mısınız? Alın alın ya. Evde konuşursunuz bunu. Mavisi var, metalik grisi var. Öyle zenginim ki Allah kahretsin. Panasonic G600. O apayrı. Cem Yılmaz, 24. Galler Prensi. Ağzım ne yapıyorum ya? Eşim Dalmaça prensizidir. Şükran gününde kendisine bir Panasonic G600 hediye etmiştim. Fakat çok gariptir, telefonu verirken nedense içimi bir hüzün kapladı. Resmen Panasonic'ten ayrılamıyordum. Bu üzüntülü ruh haliyle onun bana verdiği hediyeyi açınca bir de ne göreyim? O da bana bir Panasonic G600 almış. Tahta çıkmış kadar sevindim o gün. Prensim ya o bakımdan. Panasonic G600. O apayrı. Cem Yılmaz, 24. Ev hanımı. Merhaba, ev hanımıyım ben. Eşim işi gereği üstünü kirletiyor. Yani onun işi bu, üstünü kirletmek. Ama bu kirliliğin yanı sıra Allah'tan G600 var ki bir de ses kirliliğini çekemezdim doğrusu. Ohoyt! Panasonic G600. O apayrı. Cem Yılmaz, 24. Doğa dostu. Panasonic G600 çevreye ve doğaya karşı gerçekten çok duyarlı bir telefon yani. Her şeyden önce sessiz. Yani bazen sessiz olmak için kendini o kadar kasıyor ki titremeye başlıyor böyle. Üstelik ozonla da dost. Hatta gereğinden fazla samimi olduklarını da söyleyebilirim. Tabii espri yapıyorum kendimce. Cenk, fok balıklarını ne zaman seveceğiz? Panasonic G600. O apayrı. Cem Yılmaz, 24. Diş hekimi. Açalım biraz ağzımızı. Tamam. Öyle açık kalsın ağzınız, ben bir şey anlatayım. Her diş hekimi gibi benim de tercihim Panasonic G600. Üstüne bir bardak, onun üstüne fincan kapatmaya gerek kalmıyor. Titreşimli Panasonic'in sesi istenmediği zaman zaten hiç duyulmuyor. Biz diş hekimleri olarak buna zıt özelliği diyoruz. Tamam, kapatalım ağzımızı. Panasonic G600. O apayrı. Cem Yılmaz, 24. Brunei Kralı. İşim gereği sık sık çevremdekilere saçma sapan emirler vermem gerekiyor. Yatanlarda yine böyle bir durum oldu. Dedim ki gireyim derim bana 18 milimetre kalınlığında bir cep telefonu getireyim. Eğleneceğim ya ben kendim. Fakat o da ne? Hakikaten getirdiler. Panasonic G600 diye bir şey. Yılların kralıyım. Yani hiç böyle şaşırdığımı, apıştığımı hatırlamıyorum ben kendim. Panasonic G600. O apayrı. Cem Yılmaz, 25, yılın annesi. Berkanta yaş gününde Panasonic G450 almıştım. Çocuk işte, gitmiş okulda arkadaşlarına göstermiş. Aman efendim, bir beğenmişler, bir imrenmişler ki sormayın. Hatta ne yapmışlar biliyor musunuz? Beni oy birliğiyle yılın annesi seçmişler. Gerçi hak etmiştim ama insan yine de şaşırıyor tabii. Annelik bambaşka. Panasonic G450, onlar apayrı. Yılmaz, 25, Bozacı. Şimdi eskiden bizim iş genelde bağırma üzerineydi. Yani biz Boza diye bağırırdık. Müşteri de evet Boza istiyorum şeklinde bağırarak neticeye varmaya çalışırdı. Baktık çevreden bir rahatsızlık var insanlar uykularında falan. Ne yaptım? Bir telefon aldım, Panasonic G450. Şimdi burada ismini bağırmak istemem. Ne yapıyoruz? Çıkıyoruz sokağa. Direkt numarayı bağırıyorum ben. Müşteri açıyor telefonu, taze mi Boza diyor, hiç bağırmadan tazedir diyorum, alıyor ya da almıyor, bir şekilde bağırmadan mutlu yarınlara doğru gidiyoruz. Panasonic G450, onlar apayrı. 25, doğa dostu. Manyas'ta 6 ay boyunca kuşlarla birlikte yaşadım ben. Bu süre içinde bana en büyük destek bir annemden bir de Panasonic G520'den geldi. Kendisi cep telefonum. Ama görseniz telefon demezsiniz. O kadar bilinçli, o kadar sessiz ki. Yani kuşları ürkütmeyeceğim diye 6 ay boyunca çıtını çıkarmayan bir telefon düşünebiliyor musun? Şimdi de beyaz balinaların çiftleşmesine yardım etmek için Meksika körfezine gidiyorum. Tabii ki Panasonic de benimle gelecek. İnşallah yüzme biliyordur. Şaka yaptım canım. Zodiac diye bir şey var herhalde. Allah Allah. Üç şey lazım bana. Doğa. Panasonic G520. Onlar apayrı.
Cem Yılmaz, 25, dansöz. Ay valla gürültü bir ortamda göre yapmak çok zor. Bence telefon çalıyor. Sonra kalmış olan çocuk öyle acayip sesler çıkıyor. Telefon çaldı zannediyorsun, telefonu kapatıyorsun, sonra ekstralar kaçıyor. Neyse be, artık rahatım. Bu darbukacı arkadaşın tavsiyesiyle bir Panasonic D520 aldım. İş bitti. Hafif olduğu için taşıması da koyar. Sokarım paraların yanına. Düşse de bir şey olmuyor. Çok sağlam. Oh, oh. Yapıştır. Panasonic D520. Onlar apayrı. ...25, ev hanımı. Benim kendi beyim pehlivandır yani, kocam pehlivan. Bu yüzden giysileri sürekli çim lekesi oluyor. Giysi dedim zaten çıplak ya bunlar. O nedenle ayıp da söylemesin, sabah tertemiz gönderdiğim adam akşam sanki bir uzaylı. Yemyeşil. Allah'tan ki titreşimli Panasonic G520 var. Güreş atasporudur. Panasonic G520. Onlar apayrı. Yılmaz, 25, çamaşır makinesi tamircisi. Ya ev hanımı nedir? Evine bakan hanım bir insandır. Ama sen kardeşim kireçlenen makinayı niye söküp bize getiriyorsun ya? Ya kaç sefer dedik hanımefendi, psikopatlaşmayın. Gelip biz sökeriz diyoruz, dinletemiyoruz ya. Ara, ben her zaman dükkanda olmuyorum ki. Ya bir kere müşterideyiz, nasıl bulacak? Neyse baktık olacak değil. Biz de Panasonic G450 aldık, ben aldım, bizim ortak aldı Mehmet. Artık nerede olsa müşteri bize ulaşıyor kardeşim. Bir de makineyi parça pinçik etmiyor. Bu kadar da olmaz ki canım. Sen bir ev hanımı... Panasonic G450. Onlar apayrı. Cem Yılmaz, 25, güzellik uzmanı. Bence güzel bir cilt için güzel bir telefon şart, yani cep telefonu. Çünkü kaba saba bir telefon insanın cildini derinlemesine bozabiliyor. Yani ne de olsa yanağımıza değdiriyoruz değil mi? Şaka yaptım. Şimdi Panasonic 520 gerçekten çok zarif bir telefon. Hafif, titreşimli, sağlam. Sağlam dedim. İnanır mısınız? Solaryuma bile onunla giriyorum. Ya bırakın bozulmayı, daha bir gram bronzlaşmadı. Şu anda sivilce var sonunda. Hemen şurada. Panasonic G520. Onlar apayrı. Olmaz. 25. Avcı. Ya kardeşim bu avcı arkadaşlar inanılmaz yani. Yıllarca beni yalancılıkla itham ettiler. Ya fil vuruyorum kimse inanmıyor. Kaplan tuttum, timsah dövdüm, artık bu kadar da olmaz ki. Ne yapacağımı bildim. Bundan sonra Panasonic G520 ile çıkıyorum ama. Hayvan mı geldi karşısına? Dinletiyorum sesini abi direkt kahveye. Artık diyorum aha leopar, aha ayı, aha bilmem hepsini ses... Bir dakika şimdi bir leopar var. Bir sesini dinletin. Anneciğim! Panasonic G520. Onlar apayrı. Cem Yılmaz, 24. Şaşır. Panasonic G1200 muhteşem bir telefon. İki tane sabit anteni var. İki tane böyle grafik ekran var. Bir sürü navigatör tuşu var. Tekofax o kadar cömert firma ki. Bir tane parası ödedim, iki tane telefon verdiler. Siz ikiz misiniz? Panasonic G600. O apayrı. Cem Yılmaz, 24, saf. Aman, Panasonic G600'ün ses kayıt özelliği varmış. Nerede bir saattir basıyorum, ne bir sesimi şeyimi kaydettiğin yok. Saçmalık. Bir saattir basıyorum, ne bir sesimi şeyimi kaydettiğin yok. Saçmalık. Panasonic G600, o apayrı.